Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu sevgili dostlar. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve inneke le'ala hulugin azim. Sadakallahul azim. Kalem suresi ayet 4. Ve gala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ekmelül müminine imanen ehsenühüm huluk. Ebu Davud hadisi. Sadaka Resulullah fîmâ kâl evkemâ kâl. Sevgili dostlar, İmanla güzel ahlak öylesine kaynaşmıştır ki birbirinden ayrı düşünmek mümkün değildir. Dünyada ne kadar güzel ahlak varsa bütünü imanın meyvesidir. İmanlı insan aynı zamanda ahlaklı insan demektir. Ahlakın hayatımızda büyük yeri vardır. Hayatın her safhasında onun izlerini görürüz. Çünkü insanın hem Rabbine, hem kendine, hem ailesine, hem de diğer insanlara karşı vazifeleri vardır. Ahlak nerede ve kime karşı olursa olsun nasıl davranmamız gerektiğini gösteren davranışların bütününü içerisine almaktadır. İşte Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz insanları içine düştükleri inançsızlık ve ahlaksızlık bataklığından kurtarmak ve onları Allah'a ve diğer varlıklara karşı nasıl davranması gerektiğini öğretmek için gönderilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim ifadelerinde bu hakikat anlatılır. O gelmiş, kötü adet ve alışkanlıkları kan ve damarlarına kadar işlemiş nice vahşi insanı dünyanın en medeni, en edepli, en saygılı ve en ahlaklı insanları haline getirmiştir. Mesela şu örnek Resulullah'ın talebesi makamındaki sahabilerin nasıl bir ahlak burcuna yükseldiklerinin açık bir delilidir. Kendisinden yaşça büyük olan Said bin Yerbu'ya soruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Siz mi büyüksünüz, ben mi büyüğüm? Öyle bir soru ki, öyle bir soru ki kainatın efendisi olan büyük bir peygambere karşı ben büyüğüm demiş olsa büyük bir saygısızlık olacak. Küçüğüm dese yalan olacak çünkü yaş itibariyle büyük. Öyle bir cevap vermeli ki hem doğru olsun hem de Resulullah incinmesin. Şöyle dedi Said bin Yerbu radıyallahu anh. Ya Resulallah, siz benden büyüksünüz, ben ise sizden yaşlıyım. Siz benden büyüksünüz, ben ise sizden yaşlıyım. Evet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ahlakı hep imanla birlikte ele alırdı. Dinin güzel ahlak olduğunu bildirmiş,
iman yönünden en üstün kişinin ahlak bakımından en güzel olan kişi olduğunu belirtmiştir. Bu demektir ki sevgili dostlar, güzel kardeşlerim, insan imanda inkişaf ettikçe, kuvvetli imana ulaştıkça ahlak bakımından da güzelleşecektir. Nitekim bir hadisten imanın güzel ahlakla takviye edilmiş olduğunu öğreniyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, Allah-u Teala imanı yarattığı zaman iman beni takviye et dedi. Beni takviye et dedi. Allah-u Teala da onu güzel ahlakla ve cömertlikle takviye etti. Evet, imanın destekçisi böylece güzel ahlak ve cömertlik oluyor. İmanı güzel ahlak ve cömertlikle korumak, takviye etmek gerek. Küfrü yarattığı zaman da küfür aynı şekilde takviye istedi. Küfür de destek istedi. Allahu Teala Hazretleri de kötü huyla onu takviye etti. Küfrün de destekçisi, yardımcısı, koruyucusu bir noktada kötü huylu olmak. Allah muhafaza. Bizleri kötü huyluluktan muhafaza buyursun. Güzel ahlak ve cömertlikle yoğursun. Güzel ahlakımızı ve cömertliğimizi artırsın inşallah. Sevgili dostlar, güzel kardeşlerim. Demek ki mümin güzel ahlaklı olmak zorundadır. Çünkü bu imanın gereğidir. Allah Teala Celle Celaluhu Hazretleri imanını güzel ahlakla takviye etmiştir. İmanını güzel ahlakla takviye etmiş, desteklemiş, kuvvetlendirmiş, korumaya almıştır. İman kuvvetlendikçe insan cömert olur. Başkalarının iyiliği için çırpınır. İman kuvvetlendikçe insan cömert olur. Başkalarının iyiliği için çırpınır. Haramdan kaçar. Helale koşar. Mümin kardeşlerine karşı kin ve düşmanlık beslemez. Olur olmaz şeylere hiddetlenmez, öfkelenmez, kızmaz. Kaba ve kırıcı olmaz. Gösterişten uzak kalır. Daima ağırbaşlı, vakarlı, olgun, yumuşak huylu, hoşgörülü, affedici olur. Kötü huyları semtine, yakınına yaklaştırmaz. Kısacası sevgili dostlar, mümin güzel ahlaklı insandır. Güzel davranışı peygamberliğin 25 vasfından biri olarak gösteren Allah Resulü'nün şu öğüdüyle konumuzu, sohbetimizi bağlayalım. İnsanlara güzel ahlakla muamele et, iyilikle davran. Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu vesselamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin ve selamun alel mutelin velhamdülillahi rabbil alamin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyy. الأمي وعلى آله وصحبه وسلم
Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin illazi ca'e bil hakkil mübin ve erseltehu rahmet lil alemin. Allahu ekber, Allahu ekber. La ilahe illallah, Allahu ekber. Allahu ekber ve lillahil hamd. Allahu ekber, Allahu ekber. La ilahe illallah, Allahu ekber. Allahu ekber ve lillahil hamd. Allahu ekber, Allahu ekber. La ilahe illallah, Allahu ekber. Allahu ekber ve lillahil hamd. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yumit. Ve huve hayyün la yemut biyedihil hayr. Ve huve ala kulli şeyin kadir. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu sevgili dostlar.